Değerli Ahi TV izleyicisi kardeşlerim, Rabbimize hamdolsun bir Dost Bahçesi programında daha siz değerli Kırşehirli hemşerilerimizin karşısındayız elhamdülillah. Hani her zaman da bahusus bahsettiğim gibi bu program Dost Bahçesi, dostların bahçesi. Bizler kardeşiz. Dostluk bahçemiz hepinize açık. Rabbül Alemin bu dost gönüllerimizi daim olarak dost olmasını nasip etsin diyor. Programıma başlarken siz değerli kardeşlerime Allah'ın selamıyla girmek istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Değerli kardeşlerim, olur ki bizler de insanız. İnşallah bugün sizlerle muhabbet edeceğiz. Sözün başında, özün başında. Sürçülisan edersek bizlere affedin diyoruz. Olur ki hatasız kul olmaz değil mi değerli izleyici kardeşlerim? Bugünkü konuğum Allah razı olsun biz demeden. Yani bu çok önemli bir şey. Takdir edilmesi gerekeni gerçekten de takdir etmekten onur duyarım. Evet, İdris Hocam. Kendisi bizleri kırmadılar ve bu konuyu açtılar bize. Biz zaten bu gönlümüz açık bizim. Ahit gibi dost bahçesi diyorum ya. Sizlere de açık bu kapı. Allah'a şükürler olsun. Burası dostun kapısı. Hepimizin birbiriyle dost olması lazım. Evet, sözü fazla uzatmadan değerli izleyici kardeşlerim, Ahmet Yesevi Camisi imameti değerli İdris Durmuş hocama sizler ve kendim adına hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim bizleri kırmadınız, şeref verdiniz. Hocam kendinizi daha önce de zaten Kırşehirli hemşerilerimiz sizlere aşinalığı var. Evet. Birkaç program yapıyoruz sizinle evet. Televizyonumuz adına. Evet. Ama benimle ilk programınız yani evet, Dost Bahçesi'ne ilk geldiniz evet. Ve ben devamiyetini evet. İsterim inşallah. Ben biraz yüzsüzüm bu konuda evet. Başlayın. İnşallah estağfurullah. Allah razı olsun. Dolayısıyla hocam yine de programın başında şöyle ufak bir kendinizi tanıtır. Bugünkü konumuz hakkında girişinizi yaparsanız... Ufak ufak başlamış oluruz evet. Muhabbetimiz inşallah. Buyurun hocam, söz sizde inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Öncelikle Ahi televizyonumuza böyle bir hizmet verdiği için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gerçekten toplumun dini açıdan aydınlanmasında evet. Ahi televizyonu büyük öncülükler etmiştir. Evet, Allah razı olsun. Diyanet Sen adına da değişik zamanlarda din görevlileriyle burada değişik programlar yaptık. Cenab-ı Allah böyle kurumları inşallah bereketlendirsin, yaşatsın Amin. Diyoruz. Gerçekten de bu programlar çok önemli. Değer verilmesi üzerinde durulması gerekir. Çünkü din nasihattır. Evet. Dinin anlatılması gerekir. Topluma, toplumun aydınlanması gerekir. İnsanlar da kulaklarından besler. Evet, duydukları şeylerle. Onun için Allah sizden de razı olsun. Böyle bir şeye öncülük ediyorsunuz. Allah İnşallah Allah. Devamını dilerim. Şimdi bugünkü programımızda Lokman Hekim'den oğluna nasihatlerden bahsedeceğiz. Nasıl nasihatler vermiş, ne öğütler vermiş. Bu öğütler o kadar güzel ki, o kadar geçerli ki. Geçerliğini sürdürmüş, kıyamete kadar da sürdürecek. Çünkü Lokman Hekim sıradan bir insan değil. Lokman Hekim bazı kaynaklarda Zülkarneyn, Lokman Aleyhisselam... Peygamber olarak bazılarında da büyük bir veli olarak geçer. Evet. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in 31. suresi Lokman suresidir. Ve Enbiya suresinde, Lokman suresinde Lokman Hekim'den Kur'an-ı Kerim bahseder. Evet hocam. Ve öğütleri böyle levhalar halinde asılacak, kulaklara küpe edilecek cinsten. Bugünkü öğüdümüz de eski Türk sanatlarının aşığı olan Ordunayız Profesör Süheyl Ünver tarafından Kazan Türkçesiyle Lokman Hekim'in 100 tane öğüdü kaleme alınmış ve bize aktarılmış. Bu öğütleri gelinlerimize, kızlarımıza, çocuklarımıza, eşlerimize, arkadaşlarımıza, komşularımıza, etrafımızdaki insanlara öğütleri yaymamız lazım. Öğüt vermemiz lazım. Çünkü din nasihattır diyor Peygamber Efendimiz. Öğüt vermek çok önemli. Onun için camide duyduğumuz veya herhangi bir toplumda duymuş olduğumuz bir güzelliği birilerine aktarmamız lazım. Toklumen kasabasında görev yaparken bir amcamız vardı da askerlik yaparken bir tanesi güzel dini bir hikayeyi anlatmış. Bütün kasabayı anlatmıştı. Evet.
duymuş olduğu öğüdü. Yaymak lazım güzellikleri. Onun için muhterem abiciğim öğüt vermek çok önemli. Herkes öğütçü olacak, nasihatçi olacak. Emir bil maruf, evet, evet, güzellikleri yayacak herkes. Evet. Allah razı olsun. Evet, değerli izleyici kardeşlerim. İşte böyle çok güzel, hoş bir altın harflerle değerli İdris Hocam sözüne başlamış oldu. Sizlerden dua bekliyoruz. İnşallah akıcı bir program olması için dualarınızı bekliyoruz. Hocam şimdi gerçekten de çok manidar böyle nasihatları var. Mesela birinci de ey babasının canı, canım evladım, ciğerparem, Hak Teala Hazretlerini tanı diyor. Yani birinci şık insanın Allah'ı tanıması, akabinde Allah'ı tanıyan insanın da başkalarını tanımama gibi bir şeyi yok. Ve sorum geliyor değerli hocam. Herkesin hakkına riayet et diyor. Bu konuda gençlerimize, orta yaşlılarımıza, ebeveynlerimize, büyüklerimize, pirifanilerimize hangi mesajları vermek istersiniz İdris hocam? Evet, şimdi Lokman Hekim oğluna bakın ne güzel söylüyor. Ey babasının canı diyor. Canım evladım diyor. Öğüdünün ilk cümlesindeki güzelliğe, yani nezakete. Canı gönülden diyor hocam. Orada böyle bir inceliğe. Vurgu yok. Evet. Şimdi öğütçüler, oğlum namaza niye kalkmıyorsun? Namazını niye kılmıyorsun? Sert bir şekilde şunu niye şöyle yapmıyorsun diye direkt nefse ağır gelecek veya nefsi karşısına alacak bir şekilde öğüt vermek doğru değil. Hakaretvari bir şekilde öğüt vermek doğru değil. Bakın ne diyor? Ey babasının canı. Canım evladım diyor. Evet, sevgi çok bir kere önemli. Ona sevgisini gösteriyor. Evet. Sevgisinden söylediğini o gösteriyor. O yaşta çocuklarımızı yani, besleyecek hocam. Ara araya giriyorum. Bağışlayın. Evet. Çocuklarımızı besleyecek. Çiçeği nasıl su besliyorsa, ya, suya ihtiyacı varsa çocuklarımızın sevgiye, ilgiye, alakaya ihtiyacı var değil mi hocam? Aynen, burada onu vurgu yapıyor yani. Aynen, adeta yani, bize öğüt veriyor. Evet. Sevgi öyle bir şeydir ki sevgi bütün mahlukatı kapsıyor. Bugün çiçeğe diyor suya güzel, Japonlar şey yapmışlar. Suya diyor güzel söz söylediğiniz zaman su diyor değişik bir hal alıyor. Aynen öyle hocam. Bugün yani çiçeğe diyor güzel bir söz söylediğiniz zaman çiçek farklı büyüyor. Bugün büyük alimlerden, evliyaullahlardan görüyoruz ki ayağı kırılan hayvanlar kapılarına gelirmiş. Neden? Aman sevgiden. Ya. Orada bir sevgi görüyor. Hayvanlara bile sevgi vermiş. Hayvanlar, evet. Hayvanlar yaradılan, bile sevgiden anlıyor. Yunus da öyle diyordu ya hocam. Evet. Yaradılanı severim, yaradanları. Yaradanları. Onun için sevgi çok önemli ve çocuklarımıza bu sevgiyle nasihat edeceğiz. Ey babasının evladı, babasının canı, canım evladım, ciğerparem diyor. Evet, evet. Kendinden olduğunu, sevgisini gösteriyor. Ondan sonra Hak Teala Hazretlerini tanı diyor. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi de oğluna vasiyet ederken diyor ki, ey diyor, sen dünyaya gelecektin de, senin dünyaya gelmek için ben vesileydim evladım diyor. Senin dünyaya gelmeye ben vesileydim dünyaya gelmene diyor. Evet. Evladını büyütüyor, evladını yüceltiyor. Onun için Allah'ın Resulü'nün hayatına da bakacak olursak, sevgiyle çocuklara, evet, sevgisini göstermiş. Hatta kuşu ölen bir çocuğu kuşu öldüğünden dolayı geçmiş olsun ziyaretine gitmiş. Değer vermiş. Çocuklarımıza değer vereceğiz. Evet. Nasihat ettiğimiz kişilere değer vereceğiz. Kuşu ölen birini Allah'ın Resulü kuşu ölen çocuğa geçmiş olsun kuşu mu öldü diye ziyarete gidiyor. Ziyarete gidiyor. Onun için yani ey babasının canı, canım evladım, ciğerparem Hak Teala Hazretlerini tanıdı. Bir kimse Hak Teala'yı tanımıyorsa bütün yaptıkları boştur. Ne olursa olsun, hangi makamda olursa olsun Cenab-ı Hakk'ı tanıyacağız, Cenab-ı Hakk'ı bileceğiz. Evlatlarımıza bunu nasihat edeceğiz, söyleyeceğiz. Nereden alacaklar bu bilgiyi? Cenab-ı Allah'ı tanıtmadıktan sonra profesör olsa ne olur, ordinans profesör olsa ne olur, doktor olsa ne olur değil mi? Evet hocam. Mühendis olsa atom yapsa insanlığa zarar verir. Tabii ki. Tabii. Doktor olsa organ mafyacılığı yapar. Evet. Onun için ilk önce Allah'ı tanımak, tanıtmak şu konu. Evet. Evlatlarımıza, nesillerimize Allah'ı tanıtacağız. Lokman Hekim de öyle diyor. Hak Teala Hazretlerini tanı diyor. Kainatın düzenli olmasının temelinde Allah korkusu, Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma. Her şeye rahmet budur. Her şeyi güzelleştirecek olan budur. Zaten değerli hocam, evet, bir ayetinde buyuruyor ki
Ey insan diyor. Her şey insan için. Yani ben diyor her şeyi sizin için yarattım. Evet. Sizin hizmetinize yarattım. Ya insan ne için diyor. Evet. Düşünmeye davet ediyor bizi. Yani bir, çok evet. geniş bir yelpaze evet. hocam. Yani gerçekten yani tüylerimizin diken diken olması şu anda hakkı yani. Evet. Çünkü gerçekten çok derinlere daldığımız zaman Hak Teala bizi adeta toplumla sevmek için, Allah'ı kendisini tanımamız için adeta bize nasihat ediyor ve bizi affetmek için de bizim Anadolu diliyle mahana geziyor derler. Evet, aynen. Yani Allah Teala'nın önce Gafur Rahim sıfatı geliyor evet, biliyorsunuz. Aynen. Evet hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten burada şimdi diğer bir hususta da değerli hocam diyor ki herkesin hakkına rivayet et. Evet. Şimdi günümüzde çok özür dilerim bu konu çok önemli. Yani üzerine parmak basılacak bir konu. Herkesin hakkına rivayet et. Evet. Yani rivayet etmek ne demek? Okuduk, bir yere geldik. Bizden daha üstün vasıfta insanlar var. Yani evet. o makamı, o yetkiyi onun şey yapması lazım. Evet. Ama birileri aracılığıyla birileri oraya geliyorlar. Ve evet. dolayısıyla Hazreti Peygamberimizin de işi ehline verin hadisi şerifine de ne yapmamış evet. oluyoruz? Uymamış oluyoruz. Doğru evet, mudur hocam? Evet, evet. Bununla alakalı da kendi görüşlerinizi acizane dini olarak. Çünkü Allah-u Teala'nın Kur'an'ı her şeyi içerir. Evet. Hak hukuk gözetir. Aynen, aynen. Sırayı geçmez, noktayı virgülü geçmez. Evet, evet. Yine burada Lokman Aleyhisselam da diyor ki herkesin hakkına rivayet et. Evet, evet. Evde ana baba hakkına rivayet et. Aynen, aynen. Çıkarken eşinle kibarlığa rivayet et. Evet. Girerken latif olmaya rivayet et. Söz sizin hocam, bağışlayın. Şimdi evet, şimdi bir meseleyi değerlendirirken önce Kur'an'a bakacağız. Evet. Sonra peygamberin hayatına bakacağız. Peygamberin hayatına bu mesele nasıl? Ondan sonra tarihimize bir bakacağız, Osmanlı tarihine. Mercül Aşiş denilen çuvak büyülü yaşlı hayvanların kalacağı barınaklar yapmışlar. Onların haklarına riayet etmişler. Kuş evleri yapmışlar. Hayvanların evet. haklarına riayet etmişler. Hocam ben Kayseri'de bunu canlı olarak şahidiyim. Bağışlayın ara ara evet, giriyorum. Evet. Şarkılarda da çıkar işte Erkilet Bağları diye evet, evet, şarkıları evet. var. Dolayısıyla Gesi Bağları var. Gesi Bağları. Gesi de hocam böyle çocukları götürürdüm bazen orada ikamet ederken. Evet. Gesi Bağları'nın üst tarafında gerçekten 300, 500, 600 yıl önce yani asırlar önce böyle güvercinler için güvercinlikler yapılmış taştan. Evet. Ve şu anda gerçekten yani onu insan nasıl yapmış? O kadar güzel bir mimari yapıyla yapmışlar. Ve asırlardır o güvercinler o şeyi güzelleştiriyor hocam. Uçuyor, evet. korunuyorlar. İşte kurttan, kuştan yumurtalarını bırakıyorlar, çoğalıyorlar. Ve o Gesi'ye ayrı bir güzellik vermişler hocam. Evet, evet. Yani bunun acizane şahidiyim. Buyurun kaldığınız yerden şimdi, devam edin. Evet, İslam tarihine baktığımızda hakka riayet etme konusunda Fatih Sultan Mehmet'in yaşadığı hadiseyi biliyorsunuz. Evet. Bir cami yeri yaptırmaya, bir Hristiyan'ın yerine cami yaptırmaya kalkıyor. Kadı'ya müracaat edildiğinde Osmanlı kadıları buna asla müsaade etmiyor. Eğer onun diyor, hakkı korunuyor. Evet. Yani onun için İslam tarihine baktığımızda o kadar büyük yaşanmış olaylar var ki hakka riayet etme konusunda. Yani. Dikkatli olacağız. Komşu hakkına, anne baba hakkına, evlat hakkına bunların hepsine riayet edip dikkatli olacağız. Evet. Etmezsek ne olur? Haksızlık yaparak bir şeylere sahip olup biriktirirsek ne olur? Hani anlatılır, karıncalar yuvasına bir şeyi toplar, oradan da bir deve kervanı geçer. Karıncanın yuvasına bir bas verir, darmaduman eder gider. Yani haklara riayet etmemiz gerek. Onun için komşu hakkıdır, şehitten bile Cenab-ı Allah kul hakkını soruyor. Evet, kul hakkı. Kendi haklarını bağışlıyor. Kul hakkını soruyor. Onun için kul haklarına, diğer haklarına, anne baba haklarına, çocuklarımızın haklarına, komşu haklarına, evet. apartmanda yaşadığımız değil mi? Bir ortamda sokaktan çöp atmaya kadar bu haklara riayet etmemiz lazım. Aynen. Adam ağzına aldığı çöp yer atıyor veya sigarayı yer atıyor. Evet. Onu bir temizliğe var. Tabii. Onun hakkına girmiş oluyoruz. Tabii ki. Onun için toplumda su kullanma hakkı değil mi? Evet. Mesela Cenab-ı Allah'ın bize nimetlerinden bir tanesi su.
bakıyoruz çeşmeler açık veya Müslüman ibadet ederken dahi, abdest alırken dahi müsrif olmamalı. Müsrif olmaması, o hakkı riayet etmesi lazım. Tabiat, yaşadığımız şu tabiat kirletmemek lazım. Bizden sonraki gelecek nesillerin de buralarda hakkı yok mu? Evet. Hakkı var. Onun için Lokman Hekim söylemiş olduğu nasihatler günümüzde o kadar geçerli ki, o kadar yaşanılır ki. Şu anda cap canlı söylemiş olduğu şeyler günümüzün temel sorunları. Evet, onun için herkesin diyor hakkına riayet et. Bu konuda da dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, Allah razı olsun. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık hocam. Evet. Dostunun müşkül zamanda dene diyor hocam. Lokman Aleyhisselam dostunun müşkül zamanda dene diyor. Evet. Gerçekten de öyle. Yani bir insanın dostunun samimiyeti müşkül zamanda anlaşılır. Evet hocam. Denizin diyor dibine inersen oradaki diyor balık bütün diyor denizin dibindeki şeyi sen görürsün, hakikati görürsün. Balıkları, oradaki habitatı, bitki türlerini, her şeyi görürsün diyor. Bir insan da diyor batarsa, darda kalırsa, zorda kalırsa dostunun kim olduğunu o zaman daha iyi anlar. Evet. Onun için Lokman Hekim de bize vasiyet ediyor. Diyor ki dostunu diyor müşkül zamanda bir dene. Evet. Dostumuzun yanında olur. Gerçek dost mu? Evet, evet hakiki, gerçek dost mu? Hakiki bir dost mu? Hakiki dost, evet. Evet. Kişinin gerçek zamanda yanında olandır diyor. Onun için tabii dostlarımız da zor zamanda denemek lazım. Zor zamanda bu imtihanı geçenler dostlarıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dostu olan Hazreti Ebu Bekir, ben mağara evet. arkadaşı yapıyor. Evet hocam. Canını ortaya koyuyor. Beraber yolculuğa çıkıyor, dostluk yapıyorlar. Hicreti beraber yapıyorlar. Dostu zor zamanında kızı yardımcı oluyor, yiyeceklerini getiriyor. Devesini hazırlıyor. Bütün varlığını dostu için ne yapıyor? Veda etmeye hazır bir halde. İşte onun için Ebu Bekir'e ve Miraç hadisesinde de Miraç'a gitti geldi hususunda da kafirler onu yalanlayınca Ebu Bekir'e geliyorlar. Diyorlar ki Muhammed, Allahümme selam seyyidine ve nebine Muhammed, Peygamber Efendimiz'in adı anılınca mutlaka salatü selam getireceğiz. Deyince, Miraç'a çıktığını söylüyor deyince, vallahi o daha ileri gider diyor. Allah'ım. Ve sıddık, sadık, evet. dostla kabulanıyor. Evet. Onun için Cenab-ı Allah tabii bizleri dara düşürmesin. Ama dara düştüğümüzde de yanımızda olanların gerçek dost olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Evet hocam, gerçekten dostluklar, hakiki dostluklar, bir Müslüman olarak kardeşlerimizle bunu paylaşıyoruz. Allah razı olsun, ağzınıza, dilinize sağlık. Hakikaten zor zamanda daha çabuk belli oluyor yani. Evet, evet. Çünkü nasıl söyleyeyim, insanın yüksüz olarak yürümesi farklıdır. Elinize bir kaç tane böyle file alırsınız, torba alırsınız, marketten alışverişinizi yaparsınız, evinize kadar gidene kadar bayağı terlersiniz. Yani insanın böyle dostunu zor zamanda yüklenmesi gibi bir şey diye evet, düşünüyorum evet. ben hocam. Bilmiyorum siz ne dersiniz evet, bu konuda. Evet terliyoruz ama karşılığında da Allah-u Teala'nın kolaylaştırıcı ol, zorlaştırma. Bak, evet, nasihatine evet. uymuş oluyoruz. Evet. Yani dostumuzun, çünkü dünya kimseye kalmaz. Sonra veren el, alan elden üstün olması hasebiyle evet. Rabbimizin bize verdiği rızkı cennetin adeta bize sanki bir Allah o anda değil mi hocam bize bir imkan tanıyor. Yani evet. al aç kapıyı tabii, diyor. Tabii, evet, al aç evet, kolaylaştırıcı evet. ol. Daha sene olarak onu götüreceksin. Evet. Yani çünkü kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç bunlar bizim farz olan görevlerimiz. Evet. Yani olmazsa olmazımız. Aynen. Hak Teala sorduğunda benim için ne yaptım? Aynen. Bunları saysak bile onu kendin için, kendi iyiliğin için, evet. hayatını idame ettirmen için ben onlara emrettim. Onları yaptım. Onları yaptım. Benim için. Evet. İşte burada dostluklarımızın hakiki manada yapılması hak dostluğuna giriyor. Aynen. Edir aynen. aynen evet. Yani aynen. bu kardeşlerimize buradan beyan edelim. Gerçekten de çok büyük bir değerli kardeşlerim sevap ve kişilik ve cennete açılan anahtarı kazanmış oluyoruz. Evet, aynen, bakın bugün aynen. toplumda neme lazımcılık değerli hocam. Aynen aynen. Sahipsizlik. Apartmandaki insanlar birbirini tanımıyor. Şimdi komşu, eskiden komşuyu tanımıyor. Evet. Padişahlardan hangisiydi hocam hatırlayamayacağım. Hatırlarsanız söyleyin. Birisi gidişat hakkında
bir alime, ulemaya, Allah dostuna haber gönderiyor. Yazıyor, gönderiyor. Soru, işte neden böyle olduk? Bakın bugün de bu ülke bizim, bu bayrak bizim, bu vatan bizim, değerli Kırşehirli hemşehrilerim, değerli canlarım. Evet. O zaman da padişah diyor ki, hocam diyor, yani gidişatta bir arıza var. Yani İyi, gidiş neden? Yok. Yani evet, bize evet. Ne nasihat edersiniz? Bildiğiniz olaydır. Değerli izleyici kardeşlerimizin de vakıf olduğu, bildiği bir olaydır diye düşünüyorum ama hani tekrar da rahmet vardır değerli evet, kardeşlerim. Evet. Neme lazım yazıp gönderiyor hocam. Padişah buna sinirleniyor. Ya diyor biz alim dedik, ulema dedik, evliya dedik. Şunun yanına bir gidelim hele. Varıyorlar, ziyaret ediyorlar. Hocam diyorlar biz böyle dedik, sende neme lazım yani evet, bana ne gibisinden evet, anlamış. Evet. Dedim ki yavrum sen soru sordun, ben de dedim evet. ki toplumda neme lazımcılık hastalığı başlamış. Herkes birbiriyle alakadar olmamış. Evet. Dolayısıyla bu sorunlar bundan çıkıyor manasında yazmıştım. Siz anlamamışsınız devletlum evet. diyor. Bakın adaba bakın. Evet. Konuşmanın ifadenin güzelliğine bakın. Dolayısıyla Anadolu'da değerli hocam affedin. Bugün Anadolu'nun isminin Anadolu, Anadolu diyen ya. Askerlerden kaldığı söyleniyor. Aynen, neden? Aynen. Savaştan gelen o askerlerimize, mücahitlerimize anneler ayran ikram ediyor. Bir defa içiyor, iki defa içiyor diyor ki anne dolu yani kalbin kırılmasın, içecek yerim kalmadı. Bakın böyle bir özverili bir toplumduk biz. Ve Çanakkale Savaşı'nda da İngiliz tarihçinin bir tanesi Lord Byron olsa gerek. Evet. Geliyor, İlge'nin köylerini inceliyor böyle. Evet. Dostluğa, vefaya, komşuluk duygusuna, ümmetin birbirine sahip oluşuna bakın. Muhterem abiciğim, köyleri gezerken bakıyor ki şeker çuvallarında insanlar, yiyecek bir şey yok. Evet. İngiltere yazıyor, Osmanlı'yı biz diyor şeker çuvallarına, torbalarına soktuk diyor. Ama araştırmasına devam ediyor yine burada. Gezerken bir kadının evine varıyor, evinin yakını, kadın çağırıyor. Mücahit, Cihat, Muzaffer, böyle isimler sayıyor evet, kadın. Hocam. Sokaktan çocuklar kadını çağırması üzerine geliyorlar. Tarihçi kadına diyor, bunlar kim? Sen yaşlı bir kadınsın, bunca çocuk kim? Diyor ki bunlar Çanakkale'de şehit düşenlerin çocukları, ben bakıyorum. Allah'ım. Ben bakıyorum. O zaman İngiliz tarihçi yazar tekrar mesaj yolluyor. Diyor ki ben yanılmışım diyor. Bunların çocuklarının adı Mücahit konmuşlar çocuklarla. Muzaffer komşular çocukları, cihat komşular diyor. Osmanlı daha ölmedi. Evet. Ölmez de bu millet. Hala bu isimleri koyan. Duruyor hocam bak yani, reşimizin evet, ismi cihat maşallah. Evet şimdi yani. Evet. Şimdi burada o kadının o çocukları sahiplenmesi, evet, bakması, değil mi? İlgilenmesi, onları büyütmesi, yemeyip yedirmesi, giymeyip giydirmesi. Evet. Evet. Yani dostluklarımızın, komşuluklarımızın samimi olması değil mi? Evet. Olması ve bunda da rahmet olduğunu bize tabii gösteriyor tarih. Tabii ki. Böyle olan milletlerin yıkılmayacağını. Onun için Necip Fazıl, ipi kopan tesbihim dağılmış tane tane. Acı ama teşbihim. Hani nerede imameti? Ya. İmameyi derleyin, bir tesbihle birleyin, tevhid gelsin meydan edin. Ne kadar güzel. Birlik olmak, beraberlik olmak. Hani rahmet eylesin. Büyük güç olacağını değil mi? Bakın onun hocam için, ilgi alaka rahmetle evet, anılıyor. Bakın evet, dikkat et az önce siz de biz de evet, ve izleyicilerimiz de inanıyorum ki evet, rahmetle anıyor yani. Evet rahmet. Ne kadar anılıyor, güzel. Evet. Bir de çok manidar bir sözü var hocam. Diyor ki hani bu gerçekten çok cali bir dikkat. Der ki elinizdeki tohumu toprağa ekin, bitmezse toprak utansın. Bak şu anda toprak bitti. O mübarek ekmiş. Şu anda yeşerdi. Biz onun sözlerini evet, ne evet, kadar evet, güzel programımızda paylaşıyoruz. Evet, evet, evet. Allah razı olsun hocam. Evet, ağzınıza evet, dilinize evet, sağlık. Şimdi nasihatlerden diğerine geçiyorum evet, engin müsaadelerinizle. Diyor ki, aklı başında ve alim olan dostu tercih et. Çok manidar. Gerçek. Aklı başında ve alim olan dostu tercih et. Evet, buyurun ya, hocam. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Kardeşlerimize paylaşın inşallah. Alimin düşmanlığının bile bir sınırı olur. Evet. Alim çok haklıyorum. Seviyesini düşüremez. Düşmanımız dahi olsun. Bir evet, seviyesi olacak. Hak için sever, hak için buğz eder alim. Evet. Bir sınır olur. Evet. Cahilin sınır olmaz ki. Evet. Onun için Aşık Said, toplum en meşhur Aşık Said medrese mezunudur. Evet. Çok güzel şiirleri vardır. Çok güzel eserleri vardır.
günümüzde de halen bozlak olarak falan da söylenir. Evet hocam. O diyor ki evladım diyor, oğlum diyor, o da oğluna nasihatta bulunuyor. Nasihattan evet, bahsediyoruz. Evet. Evlatlarımıza nasihat vermemiz gerekiyor. Çünkü bazı insanlar dereyi geçmiştir. Evet. Derenin derinliğini, batan yerini, yuka yerini bilirler. Onlar geçmiş. Eyvallah. Hayatı yaşamış. Geriye dönüp o yaşadığı zorluklar, evladım şura tehlike, şurada dur, şurayı geçme, şurada zorluk var diye tarif ediyor. O da yaşamış olduğu belli bir hayatın 70-80'li yaşlarında şöyle diyor, oğluna nasihatta bulunuyor. Diyor ki evladım diyor, düşmanın da olsa alimden olsun diyor. Cahilin diyor gölgesi olmaz, dal olmaz. Cahilin gölgesi olmaz, dal olmaz. İlkesi olmaz. Cahille arkadaş olsan, küs olmuş olsan sana her düşmanlığı yapar, her şeyi söyler, her iftirayı atar. Ama alim iftira atabilir mi? Atamaz. İftiranın göklerden daha ağır olduğunu bilir, ona göre davranır. Evet, yükü ağır hocam. Evet. Onun için yani alimlerle gerçekten de dostluğu tercih etmek lazım. Alimin uykusunun bile ibadet olduğunu söylüyor bizim dinimiz. Aynen. Gerçekten de alim uyuduğu zaman meşgul olduğu kitaplar, meşgul olduğu meseleler, İslam ümmetinin sorunuyla uğraştığı için rüyasında da onu böyle onunla uğraşır abi. Yani alimin dostluğu insana çok şeyler kazandırır. Onun için Cenab-ı Allah iyi olun demiyor bizlere. İyilerle beraber olun diyor. Alimlerle beraber olun. İyilerle beraber olursanız sizi iyiliğe götürür. Hiç unutmuyorum, bir köyde görev yaptığımda bir cemaatim vardı. Kendisinde cömertlik var idi. Maşallah. Güzel ahlak, ya güzel ahlakın birçok örneği var idi. Dedim ya sen çok güzel bir insansın da yaramaz arkadaşlarla geziyordun. Bunları terk et, bunlar sana zarar veriyor derdi. Sen çok güzel, İslam'ı temsil edecek güzel bir yaptın var. İslam'ın o güzel cömertlik alameti sende var, merhametlik alameti sende var. Güzelliklerini taşıyorsun. Bunu derdim kötülerle heba etme derdim. Hocam beni bırakmıyor derdi. Beni bırakmıyorlar etrafındakiler derdi. Allah. Ve o bırakmayanlarla birlikte geçtik. Ne yazık. Onun için yani eğer o insan iyilerle beraber olsa çok güzel, ondan bir hani bazı taşlar vardı. İşlersen çok güzel bir sanat eseri meydana çıkar. Evet. Sanat eseri meydana çıkacak biriydi. Ama kötülerle oldu. Kötülerin yanında böyle bir hayatta geçtik. Bu hususta hocam Hazreti Peygamberimizin hadisi şerifinde bildiğim kadarıyla kişi arkadaşının dini üzeredir der. Aynen, aynen. Sonra bu şekillenmiş dillerde, ebeveynlerin dillerinde şekillenmiş. İşte şunu söylemişler. Kişi arkadaşının dini üzeredir şeyinden yansıyarak, böyle gölge diyelim buna. İşte arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Şimdiki gençlerimize bu konuda arkadaş seçimi hususunda gerek üniversiteli öğrenci kardeşlerimize, gerek ilkokul, gerek ortaokul. Şimdi ekranları başında izleyen anneler, babalar. Evet. Nasıl nasihat etmeli? Gençler nasıl bir yol çizmeli? O hususta da sizin o güzel bilgilerinizi şimdi, alalım evet, hocam. Evet, şimdi muhterem abi. Çünkü çok önemli bir konu değerli hocam. Şu anlatacağım yaşanmış olay. Evet. Herkesin kulağına küpe olmalı. İnşallah. Şairin bir tanesi, Peygamber Efendimiz döneminde yaşayan şair, Peygamber Efendimiz'i buldu. Evet. Ve Müslüman olmak için uzak bir yoldan çıkıp Müslüman olmak için Mekke'ye geldi. Evet. Gelirken geleceğini öğrenen Ebu Cehil diyor ki falan şair Müslüman olmalı. Duyuluyor. Şöhret bulmuş. Evet. O kadar zekası, kabiliyeti kuvvetli ki şairler de Peygamber Efendimiz döneminde çok meşhur, evet, ve önemli insanlardı. Şu kirişi altın dese altın ona kabul ettirebilecek bir zekaya sahiptir. Evet. Çıkmış Mekke'ye Müslüman olmaya geliyor. Ebu Cehil bunu duyuyor. Mekke'ye girmeden yolunu kesiyor. Yolunu kesiyor. Diyor ki şaire, hayırdır Mekke'ye geliyormuşum, buyur, sana evimi hazırladım, misafirim ol. Karşılıyor hemen. Evet. Müslüman olmasın diye. Şair diyor ki hayır diyor, ben diyor peygamberi duydum, yanına varıp Müslüman olacağım. O niyetle geliyorum diyor. Ebu Cehil çelmek için çeşitli sorular soruyor. Beynine şüphe uyandırmak için. Diyor ki zinayı yasak ediyor peygamber diyor, sen zina ortamında birisin diyor. O şair diyor ki benim yaşım geçti, zina yapmasam olur bundan sonra. İslam diyor faizi yasak ediyor, senin işlerin faizle yürüyor. Diyor ki benim zaten belli param var diyor, faiz yemesem olur bundan sonra.
İslam şunu yasak ediyor yapmam, bunu yasak ediyor yapmam. Ama bir zahı varmış. Evet. Diyor ki Ebu Cehil, İslam diyor içkiyi yasak ediyor. Ya öyle mi diyor, ben onsuz duramam. Ya. Gideyim diyor bir sene içeyim, içeyim, seneye geleyim Müslüman olayım diyor. Değerli muhterem abiciğim, giderken yolda ölüm gelip bunu buluyor. Ölüyor, ölüyor. Ya. Bir zaafından dolayı. Bir zaafından dolayı ebedi cehennemlik oluyor. İslam'da şereflenemiyor. Onun için bizi bazı zaaflarımız cehenneme sürüklemedi. Nefis değil mi hocam? Evet, en büyük nefis. Düşmanlardan birisi onun nefisinde. Için kendi nefsimiz. Gençlerin arkadaşlarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Çok bozuk ortamlar var. Ya. İnternet ortamı var. Bütün dünyayı etkisi altına alan küresel bir bela. İnternette de değerli izleyici kardeşlerim, değerli İdris hocam, bilgi kirliliği var. Buna evet. Çok dikkat etmelerini istiyorum ben acizane evet, bir abileri, evet. Bir büyükleri evet. Olarak. O bilgi kirliliği şöyle söyleyeyim, insanın gönül navigasyonu olur. Sizi yanlış yönlendiriyor. Yani adres bulamazsınız diyorum acizane, sizin o güzel gönüllerinize sunuyorum bunu. Hakikaten bilginin gerçekliğini değerli İdris hocam, bilebilmek için çok okumamız lazım. Evet. Yalnız bunu kabul edelim değerli gençlerimiz, değerli canlarımız. Biz sizleri çok seviyoruz. Yani hocam hakikaten bu telefon bakın kütüphane. Evet. Az önce. İyiye de kullanılabilir, evet. Kötüye de ama. İdris evet. Hocam az önce toplantı yaptık. Değerli kardeşlerim program şeyinden önce bir ufak bir fizibilite, bir giriş sunum şeyi hazırladık. Siz değerli kardeşlerimize mahcup olmamamız lazım. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Dolayısıyla telefonunu açtı, kütüphaneyi açtı. Doğru mu? Evet, evet. İdris hocam. Açtı, oradan baktı, birkaç soru çıkarttı. Hocam bunlara da sorar mıyız dedi. Sorarız, nasıl arz ederseniz dedim. Bakın şimdi hayra kullanılırsa bu çok güzel bir şey. Aynen. Ama saatlerce bundan oynan, mesajlaş, yanlış arkadaşlar edin. Şimdi kişinin en değerli hazinesi, ömür sermayesi zaman, değil mi hocam? Zaman. Ömür sermayesi. Evet. Zaman. Peygamber Efendimiz zaman gibi, kılıç evet. Gibidir. Evet. Siz onu kesmezseniz o sizi keser. Ne yapmalarını tavsiye edersiniz hocam? Bu gençliği biz çok seviyoruz. Evet. Buyurun hocam, söz sizin inşallah. Şimdi, bakın hocam inşallah. Muhterem abiciğim, gençlik zamanını diye ganimet bil diyor Lokman Hekim evladına. Evet. Gençlik ne demek biliyor musun? Farsça bir kelime. Evet. Gençlik, Farsça bir kelime. Çok önemli anlamlar var gençliğin. Hazine demek. Ya. Hazine. Değil mi? Farsça kelime gençlik. Anlamı da hazine demek. Allah. Hazine. Evet. İstediği yere koşar. Hakikaten gençlik evet, hazine hocam. Evet. İstediği yere kopturur. Gücü vardır, kuvveti evet. Vardır. Evet. Değil mi? Evet. Zihin alma kapasitesi evet. Daha geniştir. Evet hocam. Gençlik zamanı diye hazine. Hazine evet. Biliyor musun? Evet. İyi değerlendir yani gençlik zamanını. Yani değil mi? Ben birçok kimsenin ölüm anında buralarda adettir. Yaşlanan son anlarını yaşayan kimselerin yanına hocaları çağırırlar. Evet hocam. Çağırırlar ve yanlarında buluruz. Onlara kelime-i şehadet telkin ederiz. Bu tür birçok hastanın yanında bulundum. Mesela bir kanser hastasının yanında bulundum. Artık son nefeslerini vermek üzereydi. Dedim ki bunca dedim amca ömür geçirdim. Ne anladım bu hayatta? Neye pişmez? Cenab-ı Allah gençliğini verse neyi yapmak istersin? Nitekim İmam-ı Azam Hazretleri öyle buyuruyor. Hayatı diyor öyle bir yaşayın ki. Öldünüz, kabire kondunuz. Cenab-ı Allah size diyor son bir 24 saat kal. Kulum sana 24 saat veriyor. O 24 saat nasıl değerlendirsin? Nasıl harcarsın? O 24 saati değil mi? Hangi titizlikle yaşarsın? Son 24 saatin. Hayatı diyor öyle yaşayın diyor. O amcaya dedim ki ya bu hayatta ne anladın? Geldin gidiyorum bak 80 küsur yaşındasın. Son günleri biliyor kendisi zaten. Dedi ki öyle dedi kendisi. Şu vadiler, şu dağlar, şu bağlar. Boşuna oralara gönül vermiş. Boşuna oralarda yorulmuş. Boşuna namazdan, abdestten, oruçtan bir haber olmuş. Ah gençliğim bana bir daha verilse Allah'a öyle bir kul olurdum ki diyor. Allah. İnan bak pişmanlık var. O gafletin vermiş olduğu günümüzün problemlerinden bir tanesi de gaflet. Zamanın gafleti. Bugün muhterem abiciğim televizyon karşısında aşağı yukarı 2,5 ay geçiriyor normal bir insan. 2,5 ayı televizyon karşısında geçiyor. Keşke bu hayra ve rahmete geçse ya.
hayre ve rahmete de geçmiyor. Bunu nereden biliyoruz? Zararlı dizilerin izlenme oranı çok fazla. Hocam en çok bu, araya giriyorum, bağışlayın. Gerçekten öyle. Zaten biz toplumun yozlaşması için özellikle gençlerimizin, mesela öyle diziler var ki değerli izleyici kardeşlerim, adeta gençlerimizi silaha, yani sarılmaya davet ediyor. Evet. Ve özendiriyor. İşte ben diyor mafya oldum. Birkaç arkadaş kendini çekiyor. Evet, i̇şte bağışlayın bizi gençlerimiz. Sahte kahraman. Bu bir gerçekten de bu bir içsel savaş. Yani siz gibi değerli böyle çiçeklerimizi, sizler her evde açan çiçeklersiniz. Ve o evde birleşerek toplumda değerli gençlerimiz o gülistanı oluşturacaksınız. Ama bu gülistanda olmak yerine gülistanın dışına çıkıyorsunuz. Şimdi yine telefondan bahsus bahsetmek istiyorum. Bağışla hocam. Evet. Şimdi telefonla ilgilenmek gerçekten güzel. Ama şöyle bir mesaj vermek istiyorum sizlere acizane bir abiniz olarak, bir büyüğünüz olarak. Japonlar en çok bu işlerle uğraşıyor. Kore, Japonya değil mi? Evet, yani adamlar teknoloji olarak gerçekten aşmışlar kendilerini. Yapmış olduğum anket ve inceleme sonucunda, bakın biz internet çağında şey yapıyoruz. İnanın bana, ben telefonla onlarla görüşüyorum. Rusya'dan arkadaşlarım var, Çin'den arkadaşlarım var, Japonya'dan arkadaşlarım var. Sözlük var değerli hocam. Evet. Sözlükte ben ayarlıyorum sorularımı, onun bana vereceği cevapları 3 aşağı 5 yukarı şey yapıyorum. Ve dolayısıyla değerli izleyici kardeşlerim, adeta karşılıklı konuşuyormuş gibi yakınlaşıyoruz birbirimize. Evet. Aldığımız cevaplar şu: biz telefonla fazla vakit ayırmayız. Konuşmadan konuşmaya iletişim aracı olarak kullanırız. Notlarımızı alırız. Bir yolculuk esnasında notlarımızı alırız. Aldığımız notları, yani pusula olarak kullanıyorlar. Aynen. Bunun haricinde biz genellikle yolculuk esnasında kitap okuruz. Akşamları kitap okuruz. Sabah kalkarken bir saat kitap okuruz diyorlar. Bizim yapmış olduğumuz anketlere göre bizim Türkiye'deki kitap okuma yaşından tutun da okuma saatine kadar çok az değerli kardeşlerim. Onun için az önce değerli hocam da bahsetti. Ne dediniz hocam? En kıymetli hazine zamandır, zaman. Ömür sermayesi. Bunları çürütmeyelim. Ben ara ara giriyorum yani, hocamdan da sizlerden de özür diliyorum. Evet hocam, kaldığınız yerden devam edin. Mesajı tarihimiz, alacak diye düşünüyorum bizim gençlerimiz, akıllı yani. Tarihimize bakacak olursak, tarihimizdeki ecdadımız nasıl yaşamış? Evet. Nasıl son nefeslerini vermiş? Değil mi? Mücadelesi bunlardan neymiş? Bir tanesi Yavuz, bir davası varmış hocam. Yavuz Sultan Selim. Evet. Han Hazretleri şirpençe hastalığına yakalan. Evet. Kendisi o hastalıkla cephede. Savaşa gidiyor. Evet. Savaş meydanında savaş hazırlığı yaparken çadırında ağırlaşıyor. Nedim Selim Can var. Evet. Hasan Can. Hasan Can. Hasan Can. Evet. Hasan Can da yanında. Bakın ki Hasan Can, yarası o kadar derinleşmiş ve ağırlaşmış ki vücudundan bakınca yara açılmış böyle. Ciğerleri gözüküyor. Evet, ciğerleri gözüküyor. Ciğerleri gözüküyor. Diyor ki artık Yavuz Sultan Selim'in ağırlaştığını, halsizleştiğini, dermanın kalmadığını görünce, efendim diyor, artık diyor Rabbinizle olma zamanımız yaklaştı herhalde. Rabbinizle beraber olma zamanımız yaklaştı deyince o heybetli padişah kaşlarını çatıyor, şöyle doğruluyor. Hasan Can, Hasan Can diyor. Sen beni ne zaman da Rabbimden uzak olduğumu gördün? Biz Rabbimizle ne zaman ayrıldık? Ne zaman beraberliğimiz uzadı böyle diyor. Biz her zaman Rabbimizle beraberiz diyor. Ve Hasan Can hatıratında öyle anlatıyor. Diyor ki Yasin suresinin 5. sayfasındaki Selamun kavlen min Rabbir Rahim ayetini okudum diyor. Evet. Kelime-i şehadet getirerek ruhunu diyor teslim etti diyor. Yavuz ne kadar Sultan güzel bir teslimiyet değil mi hocam? Şu hayata bakın. Evet. Yaşanılan hayata bakın. İcdadımız Cenab-ı Allah'la hiçbir an bağını koparmamış. Son nefesinde bile böyle bir şeye ölüm anında bir tepki göstererek Rabbi ile beraberliğini. Onun için gençlerimiz Rabbi ile beraber olmalı. Elhamdülillah. Cenab-ı Allah'ı aklından, duygularından hiçbir an çıkartmama. Cebinizde bir 10 milyarınız olsa çarşıya çıksanız nasıl bir hareket içinde olursunuz? Her an o paraya bakarsınız. Aldılar mı? Anacak. Çaldılar mı? Bir şey mi oldu diye murakabe halinde olursunuz. Evet. Gençlerimiz Rabbiyle murakabe halinde olması lazım.
Yani çünkü o kadar önemli ki, denilir ki, şöyle bir hikaye anlatılır. Bağdat helak edilecek. Cenab-ı Hak meleklerine Bağdat azmış, şehir halkı helak etme emri veriyor da melekler bir saat 3 civarı teheccüd zamanı varıyorlar. Bir genç seccadede namaz kılıyor, ağlıyor. Evet. Ağlıyor. Diyorlar ki melekler, ya Rabbi biz burayı, bu beldeyi helak edeceğiz de bu genci ne yapacağız? Genci ne yapacağız? Gencin ibadetine bakın. Bunun üzerine Cenab-ı Hak o gencin hürmetine orayı bağışladı mı? Bugün Peygamber Efendimiz diyor ki, Cenab-ı Allah size 4 şey için rahmet veriyor. Süt emen çocuklar. Sabiler, sevgiler. Evet. Ot diyen hayvanlar, kuşlar. Allah'u ekber. Evet. Allah yolunda saçı sakalı ağarmış, beli bükülmüş ihtiyarlar. Bunlar için rahmet veririm. Dördüncüsü, ibadet eden gençler için rahmet veririm diyorlar. Rahmetler kısalıyor. Orada bir farkındaysanız muhterem abicim, rahmetler kısalıyor. Niye? İbadet eden gençler aç. Gençlerin ibadeti o kadar önemli ki, bir gencin diyor duası mermere geçer, mermere, mermeri deler diyor. Cenab-ı Allah'ın katında çok nimetli. Tabii ki. Onların onun yapmış için, olduğu ibadet güneşin ışığı gibi. Ya hocam, güneşin ışığı gibi. Evet. Yani onların ibadeti o kadar önemli ki, Cenab-ı Allah o kadar değer veriyor ki, bir genç bana geldi, gerçekten de ibadet eden bir genç. Evet hocam. İsmini burada zikretmeyin. Camimizin de cemaati. Dedi ki hocam, üniversiteyi bitirdim, iş bulamıyorum. Sıkıntım var. Sen dedim bana niye müracaat ediyorsun dedim ya. Hazine sende gizli. Evet, sabah namazına kalkan kim? Sensin. İbadet eden kim? Sensin. Benden dua istemesen kendi ellerini aç dedim. Kendi ellerini bir aç dedim. Kendin duayı dilekçe, bırakma. Dilekçeni yaz. Senin dilekçen reddolunmaz dedim. Sen değil gençsin. Mi? İbadet de diyorum bak, ibadetin maşallah. Beş vaktini bırakmıyorum dedim. Yani. Gerçekten de bir gün geldi. Hocam dedi sevinçle. Ne oldu dedim. İstanbul Havaalanı'nda güvenliği kazandım dedim. Şimdi de orada. Maşallah. Evet. O kadar mutluydu ki uçuyordu böyle. Ne dedim ben sana dedim. Sen ibadeti bırakmazsan, Cenab-ı Allah'ın kapısını günde beş vakit var, ellerini açarsan, Rahman olan Allah. Şöyle bir şey anlatır muhterem abiciğim. Puta tapan bir insan 50-60 yıl putuna tapıyor. Putunun adı da Sanem'miş. Geliyor Sanem. Gece gündüz puta tapıyor Sanem. Bir gün Samet diyor putuna. Ya, dili sürçüyor. Evet hocam. Bunun üzerine Cenab-ı Allah diyor ki buyur kulum diyor. Buyur kulum. Ya. Bunun üzerine melekler diyor ki ya Rabbi diyor. Onun diyor bilerek söylemedi ki Samet kelimesini diyor. Dili sürçtü onun, ondan söylüyor diyor. Evet. Cenab-ı Hak meleklerine diyor ki ey meleklerim sizin bilmediğinizi ben bilirim. Ben bilirim. Ben diyor onun da ona cevap vermezsem diyor onun putunda ne farkım kalır benim diyor. Ya, bir ateiste bir putperese Cenab-ı Allah buyur kulum derse, ibadet eden bir genç Cenab-ı Allah'tan bir şey derse reddeder. Etmez. Hazinesi bu Rabbimin. Onun için o gence dedim ki anahtar sende dedim, aç ellerini. Cenab-ı Hakk'a yönel. Bir gün sevinciyle geldi, hocam havaalanına güvenlik olarak gidiyorum dedi. Yani uçuyordu gerçekten. Evet. Onun için gençlerin Allah'la olması, İslam'ı yaşaması çok önemli muhterem abiciğim. Allah razı olsun hocam. Sizler çok güzel anlatıyorsunuz. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Allah sizlerle razı olsun. Dolayısıyla Lokman Aleyhisselam'ın değerli kardeşlerim yine gençlik zamanını ganimet bil sözüne de bu ara bahusuz değinmiş olduk. Evet. Ağzınıza, dilinize sağlık. Evet değerli kardeşlerim, değerli gençlerimiz. Gelecek sizlerin elinde gerçekten, yani önce Allah'ın tabii. Sizler ama Allah'ın emirlerini yerine getirirseniz bu toplum gerçekten de güzel bir girizgaha girer. Yani sizlerden ümit varız bizler. O yüzden uğraşımız, gayretimiz bu yüzden. Çünkü her bahçıvan yerine yeni yeni fideler, yeni yeni aşılar yapmak zorunda. Yoksa birkaç sene sonra o bahçe tarumar olur değil mi? Evet. Yani bunun için gerçekten de gençlik üzerinde, yeni nesil üzerinde çok durmamız gerekir evet, değerli gençler. Evet, muhterem abicim bir iki kelime daha söyleyebilirim. Buyur hocam. Ilgili. Ne demek buyur? Yani gençliğimizin ideali olmalı. Evet. Fatih Sultan Mehmet 20 yaşında İstanbul'u fethetmeyi azmetti. Evet. Azmetti, ben fethedeceğim.
Oradan öncesi var hocam, mahsus biliyorsunuzdur. 6 yaşındayken hocası Molla Güran Hazretlerinin yaşamış olduğu bir şey var. Evet. Ya orada diyor ki, affedin biliyorsanız buyurun. Estağfurullah. Şey var. Orada diyor ki, işte yavrum diyor, Mehmet'im, bu merdiven altındaki küçücük yeri ayarlattın. Buraya bir kapı taktırdın. Evet. Buraya diyor, benim dersimden sonra diyor, gidip her gün bir saat çıkmıyorsun. Ne iş diyor. Hocası ya ilgileniyor. Evet, Molla Güran Hazretleri, değerli izleyici kardeşlerim diyor ki, cevap, benimle Allah arasında diyor. Sır olarak saklamak istiyor. Yavrum diyor, ben senin öğretmeninim. Bu ara değinmişken, değerli muallimlerimiz, öğretmenlerimizin, evet, onların da hafta, evet, öğretmenler gününü kutluyoruz. Saygıyla ellerinden öpüyoruz. Evet. Rabbil Alemin onlardan razı olsun. Değerli kardeşlerim, burada hocam diyor ki, benim hiç mi hakkım yok diyor, yani eğitmenlik, öğretmenlik hakkım yok mu diyor. Evet hocam diyor, var. O zaman diyor, bana göster. Kapıyı açıyor İdris hocam. İçeriye giriyor, bir masası var. Küçücük bir masası değerli izleyici kardeşlerim. Orada işte kalemi var. O zamanın kalemi nasıl oluyorsa artık. Çizmiş bir şeyler. Bir deri, bir ceylan derisinin üstüne. Evet. Nedir bu Mehmet diyor. Şahi toplu. Diyor ki, hocam diyor, ben İstanbul'u nasıl fethederimin derdine düşmüş bir evladımın, bir öğrenciyim diyor. Yani 6 yaşındaki derde bak. Evet, derde bak. Değerli kardeşlerim. Evet. Şunu da önce söyleyeyim. Gönüller fethedelim. Evet. Annemizi, babamızı, yani ebeveynlerimizi, sonra komşularımızı. Sonra sosyallik olarak çevremizdeki arkadaşlarımızın gönüllerini fethedelim. Kibarlıkta, letafette, zerafette, çalışkanlıkta. Daha sonra zaten bunları yaptığımızda elhamdülillah bu ay yıldızlı bayrak, bu vatan asla ve asla, evet, ebediyen ayakta kalacaktır. Gelecek gerçekten de sizin kamil, imanı kamil gençler olarak yetişmenizde saklı. Fatih Sultan Mehmet Hanlar, Molla Gürani Hazretlerinden, annesinden, babasından almış olduğu o terbiye neticesinde İstanbul'u fethetmenin, aynen, derdine düşüyor. Evet, buyur hocam. Muhterem abicim, tabii öğretmenler haftası, bunun da mübarek, kutlu olmasını diliyoruz. Gerçekten öğretmenler, evet, çok önemli. Biz yaz tatillerinde Kur'an eğitimi veriyoruz yani. Yalnız, evet, Kur'an değil, edep, evet, adab, abdest, namaz, gövbe kuralları, tuvalet adabı, usul, her şeyi öğretiyoruz. Evet. O kadar muhterem bir meslek ki, aynı, evet, zamanda öğretmenlik de yapıyoruz o aşağıda. Evet, elhamdülillah. Evet, bel fıtığından ameliyat olmuştu. Bel fıtığından hastanede yatıyordum. Böyle gözlerimi açtım, il dışında da bir yerde. Baktım, iki tane çocuk. Yazın Kur'an-ı Kerim öğrettiğim çocuklar. Ay, dedelerinden duymuşlar. Ne kadar hoş değil mi hocam? Dedelerinden duymuşlar, bir çiçek almışlar, yanına almışlar. Ne kadar güzel bir şey. O kadar duygulandım ki. Ne mutlu size hocam, evet, onların ya, yani duygu şeyini. Çok duygulandım. Okşayarak böyle sevgiyi aşılamışsınız, evet, yani. Evet, aşı tutmuş hocam. Evet, yani çıkmış gelmişler, evet, hocamız, evet, ameliyat, evet, olmuş diye. Canım. Ellerine bir çiçek almışlar. Çiçekle karşımda görünce gözlerim yaşar. Yani. Çok güzel bir, evet, şey. Yani bunun meyvesini almak da çok hoş. Yani. Bunun meyvesini almak, evet, çok hoş bir şey. Onun için öğretmenliğin tabi ayrı bir lezzeti, ayrı bir şeyi var. İşte bunlardan bir tanesi de Selahaddin Eyyubi Hazretleri. Evet hocam. Yani gençlerimiz idealli olmalı. Evet. Öğretmenlerimiz bu ideali, değil mi? Evet. Bu, evet, vatanımızı, birliğimizi, dirliğimizi, dinimizi, diyanetimizi, evet, kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi, evet, gelecek nesillere aşılamalı. Evet. Çünkü tarihte nice milletler var, değil mi? Yozlaşmışlar, Hristiyanlaşmışlar, başka dinlere tabi olmuşlar, değil mi? Bu Macarlar nedir mesela? Müslüman asırlı Türkler yabancılaşmışlar, Hristiyanlaşmışlar. Niye? Eğitim, öğretim olmadığında, evet, tarih onları aşılanmadığında. Şunu da söyleyeyim. Selahaddin Eyyubi Hazretleri, babası böyle, hem hocası babası böyle çarşıda gezdirirken marangozun bir tanesi, Kudüs işgal edilmiş. Diyor ki, ben bir marangozum, gidip kurtarmaya gücüm yetmez. Ama diyor, bir minber yapıp buraya koyayım. Marangoz minberi yapmış, kapının önüne koymuş. Demiş ki, bunu kim götürüp Kudüs'e koyacak? Marangoz minberi yapıyor. Selahaddin Eyyubi de o çarşıda babasından geziyor. Baba, bu ne diyor? Evladım, bu Kudüs'ün minberi, oraya koyacak komutanını bekliyor bu, diyor. Allah'a hükmet.
Selahattin Eyyubi diyor, baba diyor, onu oraya ben koyacağım, ben diyor. Büyük, İdeale bak. Büyük İslam komutanı. Evet, Büyük İslam komutanı. İdeale bak. Gençliğimizin ideali olacak. Çağda bir gelişme yapacaksa onu ben yaparım. Necip Fazıl ne diyor gençliğe hitap etsinde? Gençlik kim dediğinde sağına ve soluna bakınmadan ben diyen insan diyor. Eyvallah. Bunu kim yapar dediğinde ne sağına bakacak ne soluna, ben yaparım diyecek. Evet. Onun için Fatih Sultan Mehmet dediğiniz gibi o şahi toplarının tasarımını kendi yapıyor. Ve gemi denizden değil karadan nasıl yürütülür bunu planlayacak. Karadan gemileri yürütür. Günümüzde başarı gemiyi denizde yüzdüren değil, karadan yüzdürenlerin başarısı. Karadan yürütüyor gemiyi. Karada yüzdürüyor. Azime kendini. Bak hocam. Evet. Kararlılığa bak, azime evet, bak. Azime bak. Onun için taşı delen diyor, suyun kuvveti değil. Evet. Damlaların sürekliliğidir. Suyun kuvveti taşı delmez. Evet. Çeşme başlarına bakın, oyuklar görürsünüz. Mermerlerde evet. Oyuklar görürsünüz. Evet hocam. Niye? Çok doğru. Damlaların kuvveti sürekliliği deliyor. Düşmesi, damla sürekli. Evet, evet. Hocam bu ara bağışlayın. Evet. Yönetmenimizden, recimizden haber evet, geldi. 5 evet, dakikamız evet. Var. İnşallah devam İnşallah, ederim bu konuda. Tabii ki tabii ki. Ben sizi evet, seyircilerimin de seyircilerimizin de huzurunda haftaya salı günü inşallah değerli evet İdris hocamı huzurlarınıza davet ediyorum. Yine bizi kırmayacaklardır. İnşallah, inşallah. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Hocam bir de yine Lokman Aleyhisselam'ın cömertliği adet edin şıkkını da bugün bu 5 dakikaya sığdırıp sonra ayrılalım inşallah. İnşallah. Çünkü yönetmenimiz 5 dakikamızın cömertli olduğunu şey yaptı. Cömertli böyle bir şey ki alimlerden bir Baktınız tanesine böyle. Alimlerden bir tanesine dindar bir kesimin çocuğunu biri istiyor. Diyorlar bir bakalım ahlakı nasıl. Araştırıyorlar çocuğu. Çocukta namazın zayıf olduğunu görüyorlar. Evet. Soruşturuyorlar. Ama cömert bir çocukmuş. Bir alime olarak tanışak. Cenab-ı Allah değil mi? Evet. Biz evet. Şimdi neyine bakıyoruz çocuklar evlendi? Zengin mi? Tamam. Bitti. Ondan orada sonra çok büyük gerçekten sorunlar meydana geliyor. Onu da haftaya masaya yatıralım. İnşallah. Yani. İnşallah. Bu aranması gereken kişideki evet, özellikler. Bir araştıralım diyor. Evet. Alime var dedi. Efendim diyor. Bizim kız çocuğuna bir talip var. Genci araştırdık. Namazında titiz olmadığını ama çok cömert olduğunu diyor. Ne yapalım? Verelim mi vermeyelim mi? Diyor ki cömertse verin. Cömertlik onu diyor güzelliğe çeker. Ya. Şeytan ne diyor biliyor musunuz bu konuda? Diyor ki cimri olan diyor ibadet ehlinden korkmam diyor. Cömert olan günahkardan korkarım. Çünkü umarım ki diyor cimrinin cimri diyor ibadet eden cimri cimriliği yüzünden ibadeti kabul olmaz. Allah-u Ekber. Bunu umarım diyor şeytan. Hocam rahmetlik şunu büyüklerimiz söyleyeyim. Şunu evet. Söylemiş bize. Affet araya evet. Girdiğim için özür diliyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Diyor, şeyin diyor hocam evet. Cimrinin diyor ekmeği yenmez diyor. Ya. Yemeği yenmez. Ya. Sofrasında olmayın aynen. Derdi babam rahmetlik. Aynen. Hastalık yapar diyor hocam. Evet. Diyor ki cömertten de korkarım diyor. Niye diyorlar cömert günahkar niye korkuyor? Cömertliği sayesinde cömertlik onu güzel yerlere çeker. Cömertlik onun günahını arındırır güzel yerlere çeker. Cömertlik ne demiş? Cennetin kapısını kim açacak? Cömertler açacak. Cömertler açacak. Eyvallah. Cömertlik öyle bir hasrettir. Yani Müslümanın cömert olması lazım. Evet. Vermesi lazım. Allah'ın Resulü vaat ediyor. Üç şey hususunda diyor değil mi? Ramazan ayında minbere çıkarken Cebrail aleyhisselam durduruyor onu minberde. Ya. Diyor ki ya Resulallah üç şeyim diyor sana söyleyeceğim. Sen de amin de veya yeminle buna şahit ol. Evet. Bunlardan bir tanesi değerli hocam. Bunlardan bir tanesi de bir kimse diyor sadaka vermekle malı eksilmez. Allah'ın Resulü de garantisini verir. Bir kimse diyor vermekle mal azalmaz. Çoğalır. Aynı bağ budama gibi. Bağ ne kadar budarsan. Sigorta hocam. Evet sigorta. Evet evet. Bağ ne kadar budarsan. Malın canın bir de hocam. Evet. Malın canın değerli izleyici kardeşlerim. Yani bedenimizin malın canın sigortası. Aynı aynen, zamanda aynen. Kazadan beladan ünler diyor. Bakınız toplumda dikkat ediyor musunuz? Cömert insanlar yaramaz da olsa seviliyor. Evet. Değil mi? Evet. Cimri insan ibadet ehli de olsa biraz şey bakılıyor. Hoş bakılmıyor. Ama ya bu çok cömert. Şu hali var ya çok cömert diyorlar ya. Evet evet. Hoşa gidiyor cömert. Seviliyor cömert. Evet. Onun evet. İçin Müslümanın cömert olması lazım. Ve hocam dua da alıyor cömert. Diyor aynen, ki aynen. Ah keşke diyor. Rabbim nasip etse de namazını da kılsa. Bak. Evet.
Evet. Hani diyor bilmediğinden yapmıyor. Çünkü diyor çok yani hassas ve diyor gerçekten eli cebinde devamlı dağıtan bir insan diyor. Merhametli bir insan diyor. Nasıl oluyor Allah'ım diyor farzlarını yerine getirmez diyor. Üzülüyorlar bak. Evet. Cömertlik ona evet. ayrı bir vizyon, bir misyon kazandırıyor değil mi değerli evet, hocam? Tabii. Evet hocam son sözlerinizi de alalım evet, inşallah. Evet onun için ayrılık yani. Olarak da vedalaşma olarak da değerli kardeşlerimizle, evet. izleyicilerimizle. Evet. Tabii Ahi Televizyonumuza öncelikle teşekkür evet. ediyorum. Benim evet. program yaptı. Allah razı olsun. Bizlere vesile oldu. Din nasihattır. Nasihat evet. etmek lazım. Cenazelerde bulunuyoruz bazen. Bakıyoruz muhtar köylünün derdini ağlat. Evet. Belediye başkanı geliyor kendi sorununu anlatıyor. Bizler buralarda bile topluma hakim olup bir ölüm anında nasihat etmek lazım. Evet hocam evet. Bir baba camide dinlemiş olduğu nasihatleri aktarmalı eve varınca. Ya kızım camideydim şöyle hoca efendi bunu aktarmalı. Evet. Anne çocuğuna nasihat etmeli. Bak kızım kız şöyle olur. Babaya şöyle davranır. Eşi şöyle davranır. Giyinme adabımız şöyledir, değil mi? Evet. Şu Kur'an okuma adabımız şöyledir, misafirlik adabımız şöyledir, büyüklere ikram etme adabımız şöyledir, örtünme adabımız şöyledir diye anne kıza nasihat etmeli. İlk öğretmen değil evet. hocam? Baba evladına nasihatta bulunmalı, zaman zaman karşısına çekmeli. Evet. Öldü bir telefon karşıya değil geçmiş. Sofrada beraber değil, yemekte beraber değil, birbirini görmüyor. Toplum gittikçe yozlaşıyor. Evet, yozlaşıyor. Zaman zaman oturmalı. Evlatlarına, kızım şunu şöyle yapmalısın, Allah'ın emriyle. Evladım sen şunu şöyle yapmalısın. Namaza giderken çocuklara özellikle namazı, çünkü namaz dinin direği, bunu da ayrı bir program konusu yapalım inşallah. İnşallah. Namazını aşılamalı, edebini aşılamalı, niyazını aşılamalı. İnşallah. Onun için bunları yani nasihat etmeliyiz. Nasihat de çok işler var. Evet. Kulaklar nasihatle durar, nasihatle anlar. Nice insanlar nasihatler sayesinde. Çünkü insanda üç tane unsur var. Bunlardan bir tanesi de zihni unsur dediğimiz, söylediğimiz şeyler zihinde yorumlanır. Evet, evet. Zihin onu vicdana verir. Kalp şarj olur. Evet, vicdana verir. Vicdan onu düşünür. Evet. Bir söz, söylenecek güzel bir söz. Nitekim Avrupa'da yaşanmış hadiseler var. Abinin bir tanesi öyle diyor, kurban kesiyormuş Yusuf amcam. Hiç unutmuyorum. Şunu da anlatayım bitirelim inşallah. İnşallah. Kurban kesiyormuş böyle. Alman komşu kestirmiyor bana. Ben kurban kesmeye çalışıyorum. Burada kesilmez. Hayvan göz önünde kesilmez. Bunun yeri var. Zorluyor bana zorluk çıkarıyordu. O arada ben ağladım diye. İbadeti yapamayınca gurbet dolmuş. Dolmanın verdiği şeyle ibadeti yapamamış. Şeyle. Alman bunu düşünmüş akşam. Ya bu niye ağladı? Bu nasıl bir samimiyet? Nasıl bir duygu ve düşünce ki bu ağladı diye? Araştırmaya başladı. Araştırmaya başladı. Ondan sonra Alman Müslüman oldu. Bizim Türkçemize defalarca gelmiş. Ne güzel. Daha ilginci, o Alman şimdi Almanya'nın Köln şehrinde en büyük kesimhaneyi yapan o insanmış. Aa, ne kadar güzel. Kesimhane yapmış, kurban kesimhanesi. Evet. Şimdi yani samimiyet, o duygu, o düşünce, ya. Nasihatin vermiş olduğu karşı. Hidayet Allah'tan evet, o ve evet, hu ala kulli evet, şeyin Kadir evet. hocam. Kadir onun için öğütçü nasihatçı olmamız lazım. Allah evet. sizlerden razı olsun. Cümlemizden inşallah. Televizyonumuzdan razı olsun. İnşallah bizlere de bu nasihatleri vermeyi, anlatmayı nasip eylesin inşallah diyorum. Hepinize teşekkür ederim. Evet, değerli Ahi TV izleyicisi, Kırşehirli, Şirin Kırşehirli, Şirin Kırşehir'in Şirin kardeşlerim benim. Bir dost bahçesinde daha beraber olduk. Değerli Ahmet Yesevi Camisi İmameti İdris Durmuş Hocamı konuğumuz ettik. Gerçekten dilimden adeta böyle altından, böyle inciden damlalar düşürdü. Son nokta cömertlikle alakalıydı. Kaldığımız yerden haftaya salı günü inşallah devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim. Ve sizlere bir mısramla vedalaşmak istiyorum. El cömerttir, el cömert, cömerti sever. Bir verene o kapısını açar. Aşıklar sel gibi, yel gibi dolar da taşar. Bir sevda rüzgarında taştım dostlarım diyoruz. Değerli kardeşlerimiz, bu İsmet Fakihoğlu kardeşiniz, bakın gönülden söylüyorum, sizleri çok sever. Cömertlik evde eşinize kibar, latif davranmaktan başlar, çocuklarınıza ilgi alakadan başlar. Komşunuz kim var? Benim komşum Erol abim var, çok değerli, üstümde oturuyor. Onunla muhabbette başlar, bunlar hep cömertliktir. Yani Allah ve Resulü birbirinizi sevin diyor.
birbirinizi hulusi kalp ile sevmedikçe salih mümin olamazsınız, asla iman etmiş sayılmazsınız diyor. Birbirimizi sevmemiz dileklerimle. Hepinizi saygı ve sevgiyle, evet, selamların en güzeliyle başladık. Yine en güzeliyle bitirelim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm efendim.